Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü sokak röportajımızda troll soru olarak Şenol Erol kimdir? Bunu soracağız. Kendisi çok ünlü bir Yeşilçam yazarıdır. Son yıllarda da oyuncu olarak kendini göstermiştir. Hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına durdurup bu videonun çekilmesinde bize büyük katkıları bulunan Melis Room Otel'e çok 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 teşekkür etmek istiyoruz. Arkadaşlar otel hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz açıklamaya bıraktığımız linklerden otelin Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Abi Malatyalı aktörleri sayar mısınız? Aklınıza gelenleri. Yani Malatyalı aktör şimdi öyle dedin gitti ya. Kemal Sunal diyebilirim. Oktay Kaynarca. Hı hı. En popülerleri zaten. Aynen. Bunlar yani şu an için. Daha çok var da şu an için aklıma geldi. Peki şunu sorsam. Son zamanlarda yıldızı parlayan bir isim var. Şenol Erol. Duydunuz mu? Hayır. Hiç duymadınız mı? Malatyalı Erol kendisi. Mu? Aynen Şenol Erol. Hayır, çok ünlü doğru. Bir yönetmenliği de var. Oyunculuğu doğru. Da var. Hayır. Hani isterseniz biz bir resmini gösterelim. Belki şey yapabilirsiniz. Hayır. Gözlük var bir de. Gözlük var aynen. Yani biraz sanatçı takıldığı için kendisi demek ki. Hayır. Son zamanlarda ünlü oyun kattı. Kendisi Malatyalı. Neyse tamam, teşekkür ederiz. Ya. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. Ederim. Gençler bir soru sorabilir miyiz ya? Çok kısa süre. Furkan gel. Malatyalısın değil mi kanka? Hayır. İsmin Furkan. Furkan. Peki bize Malatyalı aktörlerden örnekler verebilir misin? Yani aklına gelen isimleri söyleyebilir misin? Yani Kemal Sunal var. Aynen. Ahmet Kaya var. Olsun aktör değil ama yani aktör değil, ünlü bir isim. Ünlü bir isim. Yani başka aklıma gelmiyor. Peki şu son zamanlarda illaki Twitter, Instagram takip ediyorsundur yani gündemden yani. Haberdarsındır. Şenol Erol'u duydun mu? Yok duymadım. Son zamanlarda yıldızı parlayan bir yönetmen ve kendisi Malatyalı. Hiç duymadınız mı? Yok hiç duymadım. Peki ben şöyle bir resmini ben falan göstersek size rejiden alsak. Kendisi Malatyalı, Doğanşehirli. Doğru hiç görmedim yani. Bir internetten bakarsın artık. Aynen. Çünkü hemşeri olduğumuz için yani. Doğrudur. Bilmemek ayıp olur. Neyse. Yani pek de önermem filmleri o kadar. Neyse teşekkür ederiz eyvallah. Malatyalısınız değil mi abi bu arada? Evet. Malatyalı ünlü simaları veyahut da aktörleri söyleyebilir misiniz aklınıza gelen? Kemal Sunal. Başka? Yasemin Yalçın. Evet. Şu anda aklıma gelmiyor başka başım ya. Oktay Kaynarca var. Oktay Kaynarca Malatyalı değil mi? He. Hekim Kaynarca kendisi. He Hekim Kaynarca. Son dönemlerde Şenol Erol ismini duydunuz mu? Duymadım yok. Kendisi Doğanşehirli. Hı. Ünlü bir yönetmen bayağı bir. O da yaşı biraz geçmiş olmasına rağmen şu son dönemlerde popüler olmaya başladı. Kendisi de Malatyalı. Biz hani tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz diye bir soru yönelttik size. Duymadınız herhalde. Yok duymadım. Şimdi yeğenim bütün sanatçılara saygım sonsuz benim. Bütün sanatçılara. Hele hele de bu kendi memleketimizden böyle bir sanatçı çıkmazsa ondan gurur duymamız lazım yani. Anlatabiliyor muyum? Şenol Bey'le de değil mi? Evet. Şimdi kim olursa olsun yani yeter ki diyor mu tüm sanatçılara, tüm şeylere saygım sonsuz. Fakat tabii ki kendi memleketimizden çıkan şey ondan da gurur duyarız. Doğru. Hemşeri sonuç olur. Tabii ki tabii hemşerimiz tabii ki. Bu Kemal Sunal mesela rahmetli oldu. Ben ne kadar üzüldüm o zaman. Ne kadar Türkiye'nin sevgilisiydi ya. Türkiye'nin ya vallahi. İsterseniz bir Şenol Erol'un da fotoğrafı var. Gösterelim belki göster şey ona. Yaparsınız. Göz aşinalığı vardır belki. Yönetmen olduğu için pek görmüş de olamayabilirsiniz yani. Şimdi Doğanşehirli. Gözlük olmasa belki tanırım da gözlük var ya gözünde. Biz de bu fotoğrafını bulabildik. He. Çok fotoğrafı olan birisi değil zaten. Genelde gizemli takılmayı seviyor. Tamam çok güzel baba çok güzel.
Çok başka bir diyeceğim başka bir sorun var mı? Yok, teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi kolay gelsin. Abi röportaja daha iyi bir şey yapayım. Şimdi herkes katılsın. Benim genel kültürüm düşük. Tamam. Asıl sorumuza geçelim o zaman. Netflix kullanıyorsun, izliyorsun evet. Değil mi? Takip ediyorsun. Evet. Son zamanlarda yıldızı parlayan Malatyalı bir yönetmenimiz var. Şenol Erol. Evet. İsmini duydun mu? Evet. Duydun mu cidden? Hayır abi. Oğlum niye evet diyorsun o zaman? Bir fotoğrafı alabilir miyiz? Bak istersen olsun. Yakışıklı abimiz. Aynen. Dostum hoş geldin. İsmin nedir? Yusuf. Yusuf memnun oldum. Malatyalı ünlü simalara birkaç örnek verebilir misin? Ünlü simalara Kemal Sunal. Ondan sonra başka Turgut Özal. Evet. Ondan sonra Ahmet Kaya. Başka kim var? Şu an inan aklıma gelmiyor ya. Oktay Kaynarca. Direkt sorulduğunda aklına gelmemesi çok normal. Bizim asıl sorumuz şu olacaktı. Son zamanlarda yıldızı parlayan Malatyalı, aslında Doğanşehir olan bir yönetmenimiz var. Netflix'e içerik üretiyor kendisi. Şenol Erol. İsmini duydun mu? Şenol Erol. Yani Doğanşehir'de gerçekten yani kariyer konusunda çok iyi adamlar var. Mesela Svakin CEO'su. Doğanşehirli misin lan? Yok. Ha övüyorsun Doğanşehir'i. Yok. Akçadağlıyım. Doğanşehir'de Vahap Küçük vefat etti Sayın Başkanımız. Svakin CEO'su falan da Şenol Erol'u hiç duymadım. Şöyle bir resmini gösterelim isterseniz. Rejiden rica edelim. Bak istersen kanka. Vallahi hiç yani tanıyamadım. Tanıdık da mı gelmiyor? Yok. O da senin gözlük taktığı için burada. Gözlüğü çıkarayım. Yok vallahi tanıyamadım da gerçekten yani Netflix'e içerik üretiyorsa helal olsun ne diyeyim. Yani Malatyalı gerçekten, olması da bizim yani bir gururumuz. Duydum. Aynen gurur duydum. Teşekkür ederiz dostum. Teşekkür eyvallah. Gözlüğü ver lan. Gel. Dostum merhaba, adın ne? Ensar abi. Ensar okuyor musun? Ha biraz daha mı gel. Aynen okuyorum. Lisedesin. Lise son. Malatyalısın. Malatyalıyım. Malatyalı ünlü isimleri söyleyebilir misin bize? Kemal Sunal, İlyas Salman. Sonra abi birkaç tane daha var da aklıma gelmiyor da. Aklına gelenleri söyle. Ya bu ikisi aklıma geliyor da diğerlerinin de siması var aklımda da. Çakır'ı biliyorum. Oktay Kaynarca. Aynen Oktay Kaynarca. Peki söylediklerine ek olarak şu ismi hiç duydun mu? Şenol Erol. Kendisi son zamanlarda yıldızı parlayan bir yönetmen. İsmini duydum. Hatta Malatya Müzesi'nde de Malatyalılar şeyinde de var. Doğru. Peki hiç filmlerini izledin mi? Filmlerini mi? Vallahi abim hiç yönetmenlere yani bakmıyorum. Anladım. Teşekkür ederim. Sadece içeriye bakıyorum. Teşekkür ederim dostum. Eyvallah. Görüşürüz abim. Gel fotoğrafını da bir gör. Gerçi tanıdığı için. Tamam okey tanıyor. Arkadaşlar. Şenollar vardır. Babam Alzheimer hastası. Babamı kaybettik. Lütfen gülmeyin. Babamı kaybettik. Bulup bize getiren kişiye 100 bin dolar hediye vereceğim. Lütfen babamı bulun. Babamı bulun. Bu adam Alzheimer hastası. Evin yolunu unuttu. Al bunu. Malatyalı ünlüleri bize söyler misin aklına gelen? Malatyalı ünlü. Futbolcu olur, sporcu olur, oyuncu olur. Bir Hasan Cankaya var konuşanlarda. Evet doğru. Uzi var Malatyalı evet. Daha geçen gün gelmişti. Başka da hatırlamıyorum ben. Bilmiyorum. Kemal Sunal Malatyalı mı? Tabii. O Kemal Sunal o zaman. O kadar yani. Başka bir. Peki söylediklerine ek olarak Şenol Erol ismini duydun mu? Son zamanlarda yıldızı parlayan bir yönetmen, kendisi de Malatyalı. Ya yönetmenler genel olarak çok bilinmezler. Ben de tanımıyorum yani. Ha, işte bu yönetmenin farkı şu. Daha çok popüler kültüre hizmet ediyor ve kamera önünde de duruyor. Yani daha çok medyatik bir tip. Ha, yapımları var mı söyleyebileceğim? Netflix'te de var. Ama isimlerini ben de bilmiyorum. Araştırın. İstersen bir fotoğrafını gösterelim size. Yok, yine tanımadım. Hani bakıldığı zaman tam bir yönetmen havası da. Yönetmen havası var, aynen de yok. Şey yapmadım ya. Dostum teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Eyvallah, görüşürüz. Ahmet Kaya. Evet. Yani Malatyalı diyebiliyorum ben. Ben de öyle bir reşi öyle değil mi? Ahmet Kaya. Evet, kardeşi falan var Mehmet Kaya. Öyle. Akrabasıymış gibi konuşuyorsunuz. Yok ben tanıdığım için hani. Öyle. Malatyalısınız değil mi? Hı hı. Peki Netflix ya da ne bileyim Exxen gibi platformlarda vakit geçiriyor musunuz?
Evet. Son zamanlarda yıldızı parlayan Malatyalı bir yönetmen var. Şenol Erol. İsmini hiç daha önce duydunuz mu? Hiç duymam. Resmini falan gördünüz mü yani? Çünkü son yaptığı projeyle Twitter'da bayağı TT oldu, gündem oldu, Instagram'da yani keşfettiğinizde illa ki... Yok, hiç görmedim. Biz bir resmini alalım isterseniz. Şöyle. Ha. Neler düşünüyorsunuz şu an bu fotoğraf? Ne düşünüyorum? Başarılarının devamını diliyorum yani. Bir şey düşünmüyorum. Biraz geç parladı çünkü tanımıyorum ama kendisini, o yüzden... Yani bu saatten sonra tanırsınız çünkü videoda. Bilmiyorum, bakalım. Kendisi ne yapıyordu onu anlamadım. Yönetmen. Ha, yönetmen. Kendisi Malatyalı filmi yönetmen. Filmi falan. Filmleri var ama ben pek bilmiyorum, çaktım kayıtları için. Ben de biliyorum. Tamam, teşekkür demek ederiz. Demek ki çok ünlü değil. Son zamanlarda zaten yaptığı filmlerden ziyade politik ve medyatik tavırlarıyla gündem olan bir isim kendisi. Ha. Yani demek ki o kadar gündem olamamış ki ben tanıyamamışım. Yani o zaman öyle diyelim. İnşallah daha da ünlü olur. Ya da cehaletiniz. Yok, ben öyle olmuşum. Yok şaka yapıyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. İsim neydi abi? Birol Aslan. Abi Malatyalı ünlü simalara birkaç örnek verebilir misiniz aklınıza geldiği kadarıyla? İlk önce İsmet İnönü'nden başlayalım. Böyle bir girdiniz ki uzun sürecekmiş gibi. Ondan sonra şey var, Turgut Özal biliyorsun. 8. Cumhurbaşkanı. 8. Yani Cumhurbaşkanı. Ondan sonra daha kimi sayalım? Fuzuli'yi sayalım. Ondan sonra kimi sayalım? Kayış Kemal vardı, o da benim rahmetlik, benim babam. Malatya'da belirli bir adamdı öyle. Yani biz ilk defa duyduk bu arada. Yani yaşımıza verin, cahilliğimize verin. Estağfurullah, estağfurullah. Başka söyleyeyim ben sana. Şey olarak da Mehmet Ali Akca'yı söyleyeyim. Onu da söyleyeyim mi? Mehmet Ali Aydınlar var. Evet, Mehmet Ali Aydınlar. O da Arap gili, ben de Arap gili. Öyle mi? Aynen. Kamuran Akkor'u da tanırsın o zaman. Bizim yani, gazeteci var Arap gili. Evet, duymuştum. Evet. Mehmet Erdem var. Mehmet Arap Erdem, gili. Aynen. Futbolcu olarak Mehmet Topal var. Evet. Kaleci Emrah Tuncel var. Var. Ben kendimi daha sahip. Ben de kendimi sahip. Ek olarak şunu sormak istiyorum. Son dönemlerde yıldızı parlayan bir Malatyalı yönetmenimiz var. Şenol Erol. İsmini duydunuz mu? Hayır. Duymadım. Peki hiç yapımlarına vesaire denk geldiğiniz oldu mu? Genelde senaristlik yapıyor zaten de şu son günlerde kendinden Twitter'da olsun, Instagram'da olsun, sosyal mecralarda medyatik ve politik duruşuyla söz ettirdi. Vallahi kesinlikle duymadım. Şey mi kendisi, tiyatrocu mu şey mi? Yönetmen. Tiyatro kökenli ama yönetmenlik ve senaristlik de yapıyor. Yok vallahi duymadım. İsterseniz bir fotoğrafını size şöyle gösterelim. Gözlük olmasaydı ben nasıl çıkarabilirdim? Yani biz de bu fotoğrafını bulduk. Genelde bilirsiniz yönetmenler. Anladım. Genelde böyle şeyle takarlar da hala çıkaramadım canım. Ne düşünüyorsunuz peki? Malatyalı mı bu? Aynen. Doğanşehirli. Doğanşehirli. Valla böyle insanlar Malatyalı çıkması bizim için büyük bir avantaj. Gurur verici bir olay. Gurur kaynağı. Doğru mu? Gurur kaynağı. Ne olursa olsun bir Malatyalı'nın bir iş adamı olsa, bir yerler bir güzellik yapıyorsa bizim gururumuz demek. Doğru mu? Doğrudur. Teşekkür ederiz hadi abi. Hadi. Benim isim çok Malatya'da. Evet, Malatya'mız. Mesela Kemal Sunal. Başka? Mesela Turgut Özal. Evet. Cumhur eski. Yani sekizinci. Kaçıncı? Sekizinci. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. İkinci Cumhurbaşkanı da Malatyalı. İsmet Paşa. He, İsmet İnönü. Aynen. Tamam, doğru. Ek olarak şunu da sormak istiyorum ben size. Son zamanlarda yıldızı parlayan bir yönetmen var. Şenol Erol. Kendisi Malatyalı. Daha önce hiç ismini duymuş muydunuz? Duymadım. Şu an peki gündemde yönetmen kendisi. He, duymadım. Senaristlik de yapıyor. Duymadım. İsterseniz bir fotoğrafını gösterelim. Malatyalı mı bu? Evet. Ama doğrudur. Doğanşehirli hatta. Doğrudur. Son dönemlerde medyada bayağı öne çıkan bir isim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Video benim açımdan çok güzel, eğlenceli ve komik geçti. Umarım sizin açınızdan da öyle geçmiştir. Tekrar söylemekte fayda var. Bu videonun çekilmesinde bize büyük katkıları olan Meditrum Otel'e buradan çokça teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu tarzda komik troll sokak röportajlarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve sağ takip butonuna basarak kanala abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda Meditrum Otel'in Instagram hesabında takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.